Bu çıplak gezme oldukça moda biliyorsunuz. Dönem dönem ortaya çıkıyorlar. Ve şimdi size paylaşacağım. Bu sefer Ağrı'da bir kadının üstsüz bir şekilde yürüdüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kadının kahvehanede oturan adamların yanına giderek "Hayatımı aldığınıza değdi mi? Delirttiniz lan beni, değdi mi?" dediği duyuluyor. Bunu paylaşacağım sizinle. Ama ben bu çıplak yürümelerin Türkiye'de birkaç yıldır Türkiye'nin değişik yerlerinde, özellikle İstanbul'da öyle rastlantı olarak ortaya çıktıklarını düşünmeyenlerdenim sevgili arkadaşlar. Rastlantı olduğunu düşünmeyenlerim. Belirli bir plan çerçevesinde yapıldığını düşünüyorum. Ama o plan nedir diye soracak olursanız çok da bilmiyorum. Biliyorum aslında da. Yani tahmin ediyorum da. Neyse paylaşalım şimdi arkadaşlar. Ve aynı zamanda karayollarında da yürümüş. Değdi mi lan? Değdi mi? Hayatımı aldınız lan. Hayatımı çaldınız demiş. Ama ben bunun toplumda bilerek bir organize şekilde özel olarak yapıldığını düşünenlerdenim. Bir algı operasyonu olduğunu tahmin edenlerdenim. Diyebilirsiniz ki ya Ali, sen de her şeyi komplo teorisine bağlıyorsun. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hıçkırık tuttu. Gülşah bana bir alışkanlık kazandırdı sevgili izleyiciler. Çocukluğumun akide şekerinden aldı. İşte bittiğinde yeniden yeniliyor. Ve ben günde bir iki tane akide şekeri yemeye bayılıyorum. Yedikten sonra da ağzım böyle tatlanıyor da tatlanıyor. Ama çocukluğuma gidiyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Onu yaptığı için aklıma gelmezdi çünkü yapmak için. Bakalım. Almak daha doğrusu. Saime hoş geldin. Desteğin için teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar kimlerden neler var hemen bakalım. Ömer diyor ki saygılar solcular, demokratlar, doğrudan haklıdan yana olanlar. Kayahan, rejimin polisi nerede? Neden müdahale etmemiş? İşte asıl kritik soru bu Kayahan. Bak, Ağrı'da herhangi bir şey olsa o sokakta ve o caddede size yemin billah ediyorum o kadar çok sivil polis vardır ki, o kadar çok sivil polis vardır. Müdahale, bu soru can alıcı bir soru. Belki benim komplo teorisi olarak göreceğim olaya da farklı bir bakış açısı katmaktan öne. Bakın Ağrı'dan söz ediyoruz. Her yerinde kameraların olduğu bir kentten söz ediyoruz sevgili arkadaşlar. Kayahan aynısını sormuş tekrar. Kadının hayatını mahvedenler kahvedeler demek ki demiş. Ya saime kahvedeler de karayollarında niye yürüyor? Oradakiler ne? Şoförler mi? İyi yayınlar Ali Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Abi olabilir. Herkes kafayı yedi demiş. Onlar uzaylı abi demiş. Ya bırakın geçsinler demiş. Hap çekiyorlar Ali Bey demiş Aydan Öz. Hem de Ağrı da demiş Özkan Usta. Hem de Ağrı. Burası çok önemli. Ağrı da çok güzel bir kent arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. İrfan var ya. Eren Erdem'e değil mi bu göndermen? Sevgili arkadaşlar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir parti kurmasını isterim. Yemin ediyorum size. Kursun arkadaşlar. Başka türlü kimse kurtulamayacak ondan. Kursun da hangi Konya'yı görsün. Diyor ki abi kuşu boşuna demiyor Özgül başından beri Fikret Kaçar söylüyor. Farklı renklerin dostça mücadelesi demiş tüfekçi. Niye dedi onu bilmiyorum. Saime diyor ki RT ona söz verdi. Benden sonra sen dedi. O yüzden ama bu sözü herkese veriyor Erdoğan demiş. İlginç bir bakış açısı. O Ali abim. O sevgiler. Arkadaşlar Oytun Hoca ile gerçekten Almanya'da olduğundan dolayı geçen hafta Bilgehan Bilge ile beraber üçlü program yapmaya karar vermiştik. Bilgehan Bilge geldi. Uzun bir uğraştan sonra teknik olarak sorunlarını çözemedi. Ama Oytun Hoca Almanya'dan bağlanamadı.
Tahmin ediyorum Bilgehan Bilge'nin olmasından da rahatlığıyla önümüzdeki haftaya erteledik programı ama Bilgehan Bilge'yle de çok hoş bir program oldu. Kaçıranlar varsa lütfen izlesinler diyeceğim arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Harikasınız. Dur bakalım. Bana ne var? Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Aydan Öz teşekkür ediyorum desteklerin için. Çok sağ olasın. Evet devam ediyoruz. Süper Sticker, Süper Sticker 2 de destek verdi Aydan. Saim Hanım İngiltere'den tekrar katıl üyesi oldu. Sağ olun. Sevgili arkadaşlar. Şimdi ilginç haberlerimize devam edelim. Netanyahu'nun oğlundan skandal harita. Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlamış. Ya, bilerek yapıyorlar arkadaşlar. Siirt valisi silahlı kavga ortasında kalmış arkadaşlar. İyi ki vurmamışlar kendisine. Ayan Bora Kaplan davasında çok önemli bir olay bu. Firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı arkadaşlar. Bu yakalanması ile ilgili ilginç bir detay var. O detayı hemen size şey yapacağım. Hemen Dilek program öncesinde kendi doktor avukat Dilek Ekmekçi görüşlerini belirten bir tweet de atmış bana da göndermiş. Diyor ki ilginç bir analiz yapıyor. Bence doğru da yapıyor. Serdar Sertçelik kendisini koruduğu iddia edilen çete lideri Barış Boyun'un İtalya'da yakalanmasından 3 gün sonra Türkiye'ye gelmek istiyorum dediği son paylaşımdan 5 gün sonra yakalanmış diyor. Sevgili arkadaşlar Barış Boyun operasyonu çok ilginç bir operasyon. Bugüne kadar İtalya teslim etmedi. Avrupa'dan Barış Boyun'u Türkiye'ye teslim etmediler. Ama tam ne zaman teslim ettiler? İlginç bir süreçte. Ayan Bora Kaplan davası ve özellikle Serdar Sertçelik'in yurt dışına çıkışıyla beraber. Bir başka olay da İtalyan polisinin Barış Boyun'un telefonlarını dinlediği ve bu telefonlarda Türkiye'de saraylara yönelik olarak bir intihar operasyonu gerçekleştireceği iddiaları üzerine Türk polisiyle beraber ortak bir operasyonla Barış Boyun'u yakalamışlardı. Sertçeliğin de üzerinde şeyi olan, söyleyin, koruması olan Barış Boyun'un yakalanmasından sonra Türkiye'ye getirilmesi belki ilginç bir detay gibi gözükebilir ama diyor ki direkt, Türkiye'ye iade edilirse anlatacakları Engin Dinç ve ekibinin hakkındaki ciddi suç iddialarının aydınlatılması için de Ayan Bora Kaplan suç örgütünün tüm boyutlarıyla çözülmesi için de çok farklı bir dönemi başlatabilir. Aslında Sertçeliğin Türkiye dışına çıkarılması, kontroldeyken çıkarılması sevgili arkadaşlar yine aynı dosyadaki birilerinin yol vermesinden kaynaklı bir olay. Düşünün normalde dışarı çıkartmamaları gerekiyor. Son derece iyi takip etmeleri gerekiyor. Ama şimdi Türkiye'ye getirilmesi de özellikle bu polislere yapılan operasyon üzerinden okursanız çok daha anlamlı olacak ve gördüğüm kadarıyla operasyon farklı bir noktaya doğru götürülüyor. Tabii mahkemede hem Ayan Bora Kaplan'a farklı sorular sorularak Süleyman Soylu üzerinden de dava dosyasına geçmesi sağlanan şeyler yapılıyor. İfadeler veriliyor. Şimdi Ayan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde ettiği konusunda kanaat uyandırmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından kırmızı bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MIT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandı. MIT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Interpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü şahıs 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simon Nikos kimlik bilgisiyle Roski sınır kapısına giriş yapmaya çalışırken yakalanmış, kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor İçişleri Bakanlığı. Yani Ali Yerlikaya sevgili arkadaşlar. Şunu söyleyelim. Dışarı çıkarılması da bir planın dahilinde, Türkiye'ye getirilmesi de bir planı dahilinde olduğunu ifade etmek gerekiyor. Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetmiş. Mekanı cennet olsun diyeyim kendi. Arkadaşlar Sinan Ateş suikastı ile ilgili çok ilginç bir
gelişme var. 112'ye 112 öyle hemen şöyle kaldıralım şuna. 112'ye bir ihbar yapılmış. R.Ö isimli bir kişi Ankara ile Çukurambar semtinden partiden birisini vuracağı şeklinde bir konuşmaya şahit olduğunu bildirdiği ortaya çıkmış. Öte yandan savcılığın soruşturma aşamasında bu kişinin ifadesine başvurmadığı öğrenilmiş arkadaşlar. Bakın, R.Ö daha suikast yapılmadan evvel 112'ye not bırakmış bununla ilgili olarak ihbarda bulunmuş. Aynen şu 3 Ocak 2023 günü saat 14 sıralarında 112 acil çağrı merkezini arayarak Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında bilgi sahibi olduğunu ve soruşturmaya yardımcı olmak amacıyla bu bilgiyi paylaşacağını bildirmiş. Bunun üzerine cinayet büro amirliğine götürülen R.Ö. İstanbul'da 2 ay önce bir kafede buluştuğu arkadaşı E.Y.'nin oturduğu masadaki arkadaşları sohbetiyle tanıklık ettiğini söylemiş. Şimdi ben bu hem sonrası hem öncesi için başından beri söylediğim bir şey var arkadaşlar. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak devletin emniyet birimlerinin, emniyet istihbaratının, jandarma istihbaratın ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu cinayetten haberdar olduğunu düşünenlerden çok net bir şekilde söyleyeyim. Hiç kimse hikayeyi anlatmasın arkadaşlar. Haberdar olduğunu düşünenlerdenim ve belki çok ilginç olacak ama yol verildiğini de düşünenlerdenim. Çünkü Türkiye'de telefon kayıtları açısından söylüyorum. Yani siz herhangi kelimeleri kullandığınızda otomatik olarak zaten takibe alınıyorsunuz. Yine başka bir şey daha söylemek istiyorum. Yani FaceTime'dan görüşmüşler diyebilirsiniz. WhatsApp'tan görüşmüşler diyebilirsiniz. Onu da iddialı söyleyeceğim. Bu cinayeti işleyenler, talimat verenlerden en aşağıdaki tetikçisine kadar içerisindeki özel harekatçısından emniyet görevlisine ve avukatlarına kadar sevgili arkadaşlar, kendilerine dokunulamayacağı üzerinden çok rahat davrandıklarını düşünenlerdenim. O açıdan Sinan Ateş cinayetini aslında bugünler için birileri tarafından yol verildiğini ve şimdi de o yol verilmenin sonucu birbirlerine el ense çekildiğini düşünenlerden ilk günlerden beri bu düşüncemi ifade